Bildiğiniz üzere, başlıktan da anladığınız üzere bugün plastik poşetten bahsedeceğiz. Plastik poşetin tarihinden, plastik poşet nasıl üretiliyor, bunun ülkemize, bunun dünyaya, çevreye zararları nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Umarım severek, beğenerek izlersiniz, sizler de biraz faydalanırsınız. Öncelikle plastik poşetin tarihinden bahsetmek istiyorum. Dünya plastik poşetle 1977 yılında tanışıyor. 1977 yılında süpermarketlerde dağıtılmaya başlanmıştır. Maliyeti de düşük olduğundan her yıl kullanım oranı artmıştır. Bu da çevre kirliliğine yol açmıştır. Baktığınız zaman eski küçük kasabalarda genellikle kağıt torbalar verilirdi. Ama kağıt parası maliyeti arttıktan sonra poşetler kullanılmaya başlıyor ve poşet kullanımından sonra çevreye verdiği zarar da kat be kat artmaya başlıyor. Peki nedir plastik poşet? Polietilen denilen bir petrol türevinden ve atık plastik malzemelerin ikincil kullanımından elde edilen malzemedir. Maalesef plastik poşetlerin sadece %1'i dönüştürebiliyor. %99'u doğada kalıyor ve çevreye, havaya ve suya zararlar veriyor. İstatistiklere göre arkadaşlar, Türkiye'de bir kişi ortalama 312 adet plastik poşet kullanmakta. Bu da çevremize gerçekten de çok zararlar veriyor. Bu konuşmadan sonra arkaya vereceğim görüntülerde de sizler de görebileceksiniz. Bunu çevrenize de bu görüntüyle mutlaka ve mutlaka karşılaşmışsınızdır. Burayı okuduğumda ve öğrendiğimde de gerçekten de beni etkiledi. Çünkü şöyle bir şey, ortalama 12-15 dakika kullandığımız poşetler çöplerle birlikte doğaya karıştığında, doğaya atıldığında yok olma süresi 1000 yılı bulmaktadır arkadaşlar. Yani 1000 yıl gibi bir süre geleceğimize nasıl bir miras bıraktığımıza gerçekten de çok dikkat etmeliyiz. Fiziksel olarak yok olmuş görünseler de plastik poşetler mikro parçacıklara bölünür ve yüzyıllar boyunca çevreye zarar vermektedir. Arkadaşlar, umarım plastik poşetler hakkında bilgilerim sizlere derinden etkilemiştir. Umarım bir diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.